Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese güzel bir günden selamlar. Ne var ne yok, nasılsınız arkadaşlar? Burası yaz gibi, o kadar güzel ki bugün hava. Gerçekten. Böyle yani dışarıya çıktım. Sanki yaz ayındayız. Hiç böyle ürperme, üşüme yok. Gerçekten süper ya. Böyle insanın içi bir huzur buluyor. Keşke böyle çocuklar evde olsaydı da beraber ot toplamaya gitseydik. Bu hava gerçekten ot toplama havası. Gezerdik şöyle tarlalarda, bir sürü ot vardır şimdi. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne var ne yok? İyisinizdir inşallah. Rabbim kimseye dert keder vermesin. Hepinizin Miraç kandili mübarek olsun arkadaşlar. Yaptığınız ibadetlerin, dilediğiniz dileklerin hepsi gerçek olsun inşallah. Ben de böyle dedim, güzel bir havayı sizinle paylaşayım. Güzel, mis gibi bir hava. Mis gibi köy havası. Köy gibisi yok tabii ki de. Ne yapacağım bugün arkadaşlar? Samanlığın üstüne şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Çamaşır asmıştım. Önce çamaşırları toplayacağım. Çamaşırları katlayıp yerleştireceğim. Ondan sonra renklileri makineye atacağım. Ondan sonra evi süpürüp sileceğim. Sobanın üstüne et koydum. Kuşbaşı. Onu da kişnişli, böyle sarımsaklı bir kavurma yapacağım. Çok güzel oluyor kişnişli et kavurması. İşte işim çok. Kapatayım ben, işlerime bakayım arkadaşlar. Elif evde olsaydı çekerdi ama maalesef Elif evde yok. Çocuklar artık okulda. Şöyle eti koydum buraya arkadaşlar. O da burada yavaş yavaş olsun, ağır ağır. Akşama daha çok var. Saat daha 1. Ama burada bu ağır ağır olur. Daha yeni koydum. Yeni yeni başladı. Suyunu saldı. Bu böyle kişnişli, sarımsaklı bir kavurma yapacağım. Şöyle arkadaşlar, ben de bir taraftan işimi yapayım. Bir taraftan bunun ara ara altına odun koyarım. Şöyle çamaşırlarımı topladım arkadaşlar. Samanlığa çıkmışken bir de samanlığın yukarısından tarlalara bakalım. O kadar güzel görünüyor ki, hava güzel olunca her şey böyle parlıyor sanki. Şöyle bakın nasıl güzel. Hava pırıl pırıl ya. İnsanın canı her şeyi yapmak istiyor. Sarma sarmak istiyorum. Şuradaki marulların orayı kazıp marul fidelemek istiyorum. Kazaya, çoban çantası toplamaya çıkmak istiyorum. Bir sürü şey istiyorum mesela. Şu an hava çok güzel. Hava güzel olunca da gerçekten insanın içi kıpır kıpır oluyor. Her şeyi yapmak istiyor. Çok güzel oldu. Böyle yukarıya da çıktım. Her yeri görüyorum. Hemen eve gideyim arkadaşlar. Bu saate kadar ne yaptım? Miskinlik yaptım. Müge Anlı'yı izledim. Oturdum, kalktım. Kahvaltı yaptım. Öyle. Sonra kalktım. Hemen işlerimin başına koşturdum. Bu saatten sonra oturmak falan yok. Bundan sonra koşturma var. Ne var? Evi süpürüp sileceğim. Mutfağı toparlayacağım. Çamaşır atmaya gideceğim makineye. Topladığım çamaşırları katlayacağım. Çok ses yapmaya başladı rüzgar. Yani bir sürü iş. Hangi birini sayayım? Akşama odunu, kömürü ayarlayacağım. Bunların hepsini yapacağım. Buralar hep temizlenecek ama buralar çocuklarla yapmak lazım. Buraya eşim armutları getirdi. Armutların hiçbiri olmadı. Armutlar çürüdü. Bunların buradan atılması lazım. Neyse arkadaşlar, ben kendi işime döneyim. Çamaşırlarımı katlayayım. Çamaşırları katladıktan sonra hemen biliyorsunuz makinem bu öndeki evde. Hemen öndeki eve bir renklileri atayım. Renkliler de yıkansın bir taraftan. Ondan sonra da evi süpüreyim. Çabucak sileyim. Ondan sonra bakacağım ne yapacağım bilmiyorum ben de.
Durum neyi gösterecek ben de bilmiyorum. Kameraya bakmadan konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar çamaşırlarımı alayım götüreyim ben. Saat 5 oldu arkadaşlar. Ne işler yaptım ne işler. Beyazları topladım, katladım. Renklileri makineye attım. Makineden çıkardım, astım. Evi süpürdüm, sildim. Evin tozunu aldım. Şöyle çamaşırlarımı da astım. Şimdi ot toplamaya gidiyorum. Bu anı kaçırmamam lazımdı. Güneşten nasıl görünüyor bilmiyorum. Burada kapatayım, tarlada açayım. Şu gelinciğin güzelliğine bakın arkadaşlar. Otların içinde şu kadar buldum. Gördüğünüz gibi. Dikenlerden bir uzaklaşayım. Oy nasıl güzel olmuş. Bakın. Görüyor musunuz? Gelincik. Arkadaşlar bu. Çok da güzel olmuş. Harika. Şuna bakın. Nasıl temiz. Fazla sarı otu yok. Güzel yani. Havada nasıl güzel. Saat 5 ama sanki böyle var ya. Erken bir saatmiş gibi çok güzel. Şöyle görüyor musunuz? Şuraya dikeni de takılmış. Böyle buralarda çoban çantası olması lazım. Bir bakacağım. Yoksa aşağıya doğru gideceğim. Geçen sefer vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Var ama çok küçük. Küçükler. Daha büyümemişler. Böyle aşağıya doğru gideceğim o zaman. Bakın orman teresi çiçek açmış arkadaşlar. Şunlar orman teresi. Şöyle kenara çekeyim de daha rahat görün. Şöyle bakın. Orman teresi bu. Bunu da alacağım. Daha taze çiçek vermiş ama o çiçek kısımları tazecik. Onlar da yenilir yani. Çiçek kısımları da yenilir. Şöyle temizleyeyim ben bunu. Şöyle arkadaşlar. Burada da var bir tane orman teresi. Bunları şöyle kesiyorum. Salataya katacağım. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bakın. Kuş pancarı. Ama biz buna yavşı otu diyoruz arkadaşlar. Ben babaannemden öyle öğrendim. Biz buna yavşı otu diyoruz. Kuş pancarı diyen var. Kuş ekmeği diyen var. Yani bir sürü adı var. Ama o kadar güzel ki. Yani nasıl boyuna bakın. Toprak nerede? Bunların boyu nerede? O kadar çok olmuş ki. Bunları ben bir günü başka bir gün sadece bunlardan toplamaya geleceğim arkadaşlar. Bugün almayacağım. Çok da güzel. Bayağı bir güzel var. Bugün almayacağım. Şunun güzelliğine bakın. Yavşı otu. Kuş pancarı. Gerçekten harika. Çoban çantası bulamıyorum ya. O kadar göz attım. Burası sırf kuş pancarı arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi yerleri komple sarmış. Yani şunun boyuna bakın. Artık onlar da çiçeğe geçmişler. Şöyle bakın boyuna bakın. Bakın ta nerede? Şöyle koparayım. Boyunu göstereceğim size. Şöyle. Tabii tam da şeyden alamadım. Daha da uzun. Şöyle bakın. Tam da kökten alamadım. Kuş pancarı çok var. Kuş otu. Ondan sonra yavşı. Bir sürü ismi var. Ben çoban çantası bulamadım. Gerçekten çoban çantasını da canım çekmişti. Sırf onun için çıktım evden. Tüh. Ama şimdi niye yok? Aa evet burada var bakın. Çoban çantası.
Şuralar taze yenir. Şu borusunu alırım. Gerisi taze arkadaşlar. Şöyle yanlardan da temizlerim. Sanki bulacağım inşallah. Şöyle yanlarını da temizleyeyim. Şöyle çok güzel bir gelincik buldum arkadaşlar. İnşallah tek elle dağıtmadan keserim. Evet. Kesemedim. Çok derinde. Otların arasında kalmış. Şöyle. Çoban çantaları hep tohum olmuş arkadaşlar. Havalar sıcak gidiyor ya. O yüzden tohumlanmış. Ay, sol elle de hiç kesilmiyor. Şöyle. Çok güzel. Hiç çöpü yok. Tamamen tazecik. Bunu da şöyle poşetime koyayım. Rüzgardan olmuyor. Bakın şurada da var bir tane. Çok güzel. Çoban çantası bulamadım ama gelincik bulmaya başladım. Şuna bakın nasıl güzel. Şurada da tazecik orman teresi var. Onu da alacağım. Şöyle temizleyeyim. Şöyle gelincik buldum yine. Çok da güzel. Bak mis gibi. Şöyle sarı yapraklarını alacağım arkadaşlar. Bak yanlış yeri çekiyormuşum. Gözüm şeyde ya. Gözüm gelincikte. Kendi tarlama geçtim arkadaşlar. Diğer tarlada bulamadım. Orada çok oluyordu ama dediğim gibi havalar güzel gittiği için hep tohum olmuş. Kartlamışlar. Şöyle. Kendi tarlamdakiler de sarı sarı duruyor. Herhalde benim tarla biraz hayvan gübresi az. Bir de alçak yağmur suyu duruyor. Yağmur suyu durduğu için de sararıyor çıkan otlar. Bakalım neler bulacağız buradan da. Diğerinden pek bir şey bulamadım. Artık orada bol bol kuş pancarı var. Yani yavşı otu var. Ben kendi dilimle söyleyeyim. Diğerini söylerken aklıma gelmiyor. Buralarda ne var bakayım. Buralarda pek bir şey yok. Burası da bizim tarlanın kenarı. Bakalım burada ne var, ne yok, ne bulacağız. Buralarda neler olmuş. Göreceğiz bakalım. Pek de bir şey yok. Burada biraz çoban çantası var. Şöyle. Bunu da alalım. Şöyle sütlü ot var arkadaşlar. Bakın burada var. Şurada var. Şöyle şurada var. Onları da alacağım. Şöyle bir tane daha sütlü ot buldum arkadaşlar. Onu da aldım. Şöyle. Şu gelinciğin güzelliğine bakın. Şöyle çantamıza, poşetimize atalım. Şöyle çoban çantaları var bahçemde ama kesemedim de güzel. Sarı sarı arkadaşlar, hiç güzel değil. Şöyle bakın. Var ama neşeli değil. Şöyle hoşuma gidenleri alıyorum. Ya da daha böyle gelişmediler diye mi? Yoksa hayvan gübresi yok diye mi? Bilmiyorum. Pek güzel değil. Kesemedim.
Var burada bayağı ama küçük. Onlar da büyüsünler. Büyüdükleri zaman toplarız. Bu da bir garip. Buruşmuş gibi. Şey ufak ama aldığıma da pişman oldum. Çok küçük. Bunlar çok güzel. Yani en azından diğerlerinden iyi. Şöyle hayvan gübresi tarlasında hayvan gübresi olanların daha güzel oluyor. Biz zamanında hayvan gübresi attık ama tabii aradan yıllar geçti. Yetmedi demek ki. Biraz az. Şu da güzel bakın. İyi kesebilirsem alacağım. Hiç olmazsa diyorum kaba pisliğini alayım da evde uğraşmayayım. Şöyle. Şu güzelliğe bakın. Kaç tanesi aynı yerde çıkmış. Şu büyüğünü aldım. Şunu da alacağım. Yanındaki küçüğü almayacağım. Şöyle arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ay bayıldım. Çok güzel. Çok seviyorum ben çoban çantasını arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir ot. Oo, süper vallahi. Çok sevindim görünce. Şuna bakın. Nasıl güzel. Tarlamın iç kısmına doğru başlamışlar arkadaşlar büyümeye. Ama dediğim gibi daha istediğim şekilde büyümediler. Tabii ki. Şöyle şunu alayım. Böyle daha da büyüyecek bunlar. Daha yeni başlamışlar büyümeye. Bulamayacağım diye üzüldüm ama bulacağım galiba. Şöyle çantamızı, poşetimizi atalım bakalım. Var var. Bulacağım inşallah. Şöyle sütlü ottan da alacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle kenarlarından almadım. Şunu alayım. Şurayı alayım. Çünkü kenarları kart. Şöyle göbeğini de aldım. Şimdi ben bunları bir temizleyip nasıl güzel bakar mısınız? Harika. Şöyle arkadaşlar. İkisi bir arada. Çok güzel. Gelincik, sütlü ot. Şöyle onları da alalım. Şöyle gelinceğimizi de alalım. Mis gibi. Nasıl güzel arkadaşlar bakar mısınız? Tazecik. Tazecik gelincik. Çoban çantası da buluyorum. Bayağı aradığımı buluyorum yani. Yeni yeni çıkıyor. O kadar güzeller ki bakın. Şöyle tazecik bakın. Diğer tarladaki kesemedim maalesef. Biraz acele ettim. Onu kesemedim ama bunu kestim. Şöyle diğer tarladakiler hayvan gübresinden dolayı hızlı büyümüşler. Ay burada da nasıl güzeller var ya. Bulamayacağım diye düşünürken ilerledikçe buluyorum.
Taze gelincik var. Taze çoban çantası var. Ondan sonra ara ara sütlü ot var. Hepsinden var yani. Ay nasıl güzel bakın. Görüyor musunuz? Gelincik. Gelinciği de kavurabilirim, bilmiyorum. Kararsızım şu an. Her şey olabilir. Eve gidince karar vereceğim. Ne yapacağımı eve gidince karar vereceğim arkadaşlar. Bir toplayayım. Canım soğanlı kavurmasını da istiyor. Salatasını da istiyor ama her ikisini de yapacak kadar çok yok. Şu güzelliğe bakar mısınız? Oo. Ay, nasıl güzel arkadaşlar. Keşke hepsi böyle olsa. Ama işte biraz beklesem olur. Diğer o küçük gösterdiğim küçüklerin hepsi şöyle birkaç gün içinde böyle olur. Ah ah nasıl güzeller. Ay insan var ya toplarken gerçekten çok mutlu oluyor. Ot sevenler beni anlıyordur şu an. Az önce sizinle çekerken her şeyini yani her otu çekemedim. Çünkü arkadaşlar öyle bir güneş vurdu ki akşam güneşi. Görüntü çok kötü oluyordu. O yüzden çekemedim. Şuraya bakın. Gelincik. Şuraya bakın. Ay. Nasıl güzel vallahi tazecik. Şimdi öyle bir kaba bir şeyini alıyorum. Eve gidince daha özeneceğim tabii ki. Burada da çok gelincik var ama daha küçükler. Gelincikleri almayayım da şu çoban çantasını alayım. Tam çekemedim galiba. Burası gerçekten gelincik dolu. Ufacık ufacık o kadar çok var ki. Ben geçen sene burada iki kök gelincik kalmıştı. Tohumlu. Onun tohumlarını her yere serpiştirdim. Her yerde çıksın diye. Gerçekten her yerde ufacık ufacık bir sürü gelincik var. Çok güzel. Bunu pek sevmedim nedense. O yüzden almayacağım onu. Şöyle tarlanın ortasına doğru gideyim. Şu da var bakın. Çoban çantası. Şöyle size etrafı da bir göstereyim arkadaşlar. Neredeyim? Böyle tarlanın ortalarındayım. Evimin aşağısındayım. Bakın şöyle. Akşam güneşi de o kadar güzel oldu ki. Şöyle ortalarını, kenarlarını dolaşacağım. Buldukça da sizinle paylaşacağım. Biraz da diğer komşunun tarlasına geçeceğim arkadaşlar. Oradan da kazayı alacağım. Kazayayla otlarla hep beraber karışık bir kavurma yapacağım. Soğanla kavuracağım. Bana soğanla kavursan bir kere de şöyle soğanla kavursan diyen arkadaşlarım oldu. Tabii ki de kavururum. Ama dediğim gibi bizim kültürümüzde her zaman şey oluyor ya haşlayıp
Bulgurla haşlarız, kavururuz ya da sade haşlar kavururuz. Yani bizim de bizde de öyle. Ama soğanla soğanla da kavuruyorum yani kavuracağım da. Öyle birkaç arkadaşım öyle bir yazmıştı bana. Bakalım arkadaşlar buralarda da bulabilecek miyim? Bir ara ormanın kenarında mera var. Oradan deve tabanı toplamaya gitmek istiyorum. İnşallah kısmet olur. Sizinle de paylaşırım. Deve tabanı da toplamak istiyorum. Ama buralarda bir garip olmuş. Buradaki kaz ayakları böyle yanmış sanki. Bir garip olmuşlar. Şöyle bulduklarımdan tabii ki de sizinle de paylaşacağım. Eğer kırmızıysa acı oluyor. Beyazsa acı olmuyor. Keşke bir de küçük çapa getirseydim ama yanlış yere tutmuşum kamerayı. Kaz ayağına geleceğimi bilmiyordum. Dedim ki çoban çantası yeter. Çoban çantası da düşündüğüm gibi olmadı. Olmayınca da kaz ayaklarına yöneldim. O kadar derinde ki. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunlar da kaz ayağı. Tabi bunları burada temizleyeyim. Öyle götüreyim ben. Şöyle temizledim arkadaşlar. Nasıl güzel. Beyaz beyaz. Bayılıyorum bu görüntüye. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Yenilebilir kaz ayağı, yenilmeyen kaz ayağı. İkisi de aynı yerde çıkmış. Hazır dedim çıkmışken sizinle paylaşayım. Bakın. Sapı beyaz olan, yeşil olan diyeyim. Kaz ayağı. Bu yenilebilen. Bu da yenilmeyen arkadaşlar. Bakın kırmızı. Görüyor musunuz? Bu kırmızı. Bu acı oluyor. Bu da ıspanak gibi çok güzel yeniyor. İkisinin de aynı yerde çıkması güzel oldu. Hem sizinle de paylaşmış oldum. Bunu da alacağım. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şöyle. Onu da koyacağım poşetime tabii ki de. Şuna bakın ya. Süper. Gerçekten. Şunu da alacağım. O da çok güzele benziyor. Güzelliğe bakın. Şöyle köklerinin beyaz oluşu beni benden alıyor. Bayağı da topladım arkadaşlar. Bence yeter. Şöyle. Çok var. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama akşam oldu. Anca bunları yıkar, kavururum. Odun kömür ayarlayacağım. Onu ayarlamamıştım. Bütün her işimi yaptım. Odun kömür ayarlamadım. Onu ayarlayacağım. Ondan sonra şöyle otlarımı güzel bir temizlerim. Ay şu da çok güzel. Böyle şunu da alayım. Bir daha da almayacağım. Bu kadar yeter arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim eve. Şöyle güzel bol soğanlı bir ot kavuralım. Otlarımı getirdim arkadaşlar. Şöyle tarladan neler getirdim neler. Şöyle kaz ayaklarım var. Onu ben ayrı bir yere koydum. Şöyle arkadaşlar. Vallahi böyle güzellikleri toplarken insan keyif alıyor. Şöyle. Çok da toplamadım kaz ayağı. Çünkü akşam oldu arkadaşlar. Bunları anca şöyle bakın. Ayırıyorum ama niye ayırıyorum bilmiyorum. He, kaz ayağı bu kadar. Şu kadar toplamışım arkadaşlar kaz ayağı. Yeter. Allah bereket versin. Burada da her şey var. Burada da gelincik var. Orman teresi var. Sütlü ot var. Çoban çantası var. Ay nasıl güzeller ya Rabbim. Ne güzel yaratmışsın. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Şöyle filizleri tazecik tazecik. İnsan görünce bayılıyor.
Şöyle bakın, nasıl çiçeklerinin güzelliğine bakın. Orman teresi. Şöyle çiçekli çiçekli. Bunları da kavurmanın içine katacağım arkadaşlar. Salata yapmayacağım, vakit geç oldu. Ben bunları bir su yıkayacağım. Ondan sonra sirkeli suya bandıracağım. Onlar sirkeli suda beklerken hemen soğan kavuracağım. Soğan kavuracağım arkadaşlar. Hazırlığımı yapacağım yani kavurmanın. Şöyle kişmişli et de kavuracağım. Kavurmanın yanında, etin yanında böyle bir hafifletir, güzel olur ot. O yüzden güzel bir soğanlı ot kavuracağım. Şöyle suyumu doldurayım arkadaşlar. Şöyle bir çamuruna kıttım. Öyle özene bezene de yıkamadım daha. Ondan sonra şöyle sirkemi dökeceğim. Çünkü tarlalarda köpekler geziyor. Her şey oluyor arkadaşlar. Gece ne gezer ne gezmez bilemeyiz. Bu sirke bunun mikrobunu kırar. Bakterilerini alır. Mecburen o sirkeyi dökmek zorundayız. Dökmemiz gerekiyor yani. Böyle sirkeli suda beklesin. Şöyle oh, mis gibi valla. Şu güzelliğe bakın ya. Hayran oluyorum böyle. Şöyle soğanlarımı güzelce kavurdum arkadaşlar. Bakın iyice kavruldu. Sütlü ot var burada. Gelincik var. Çoban çantası var. Şöyle orman teresi var. Kaza yağı var. Şöyle tencereyi yapmak istemedim aşırı sulanır diye. Tavada yavaş yavaş. Kavurma dediğim tavada olur zaten. Tencerede sulanır. Yavaş yavaş. Şöyle suyunu da devirmiyorum ki sulu sulu olmasın, güzel güzel kavrulsun. Bunun şimdi tepsi kapağı var ya düz. Onu kapatacağım arkadaşlar. O azalacak zaten. Otun böyle kalın göründüğüne bakmayın. O iner şimdi. Burada kaç çeşit ot var. Şifa deposu. Şöyle arkadaşlar otumu ocağın üstüne getirdim. Çünkü sobanın üstü dolu. O yüzden ocağın üstüne getirdim. Gördüğünüz gibi bir leğen ottan şöyle bir tava ot kaldı. Şöyle güzel bir şekilde bol soğanlı kavurmaya devam ediyorum. Şöyle arkadaşlar kişnişle sarımsağı şöyle iyice ezdim. Biraz daha katayım mı? Yeter mi acaba? Ha? Yeter. Vuracağım yağda arkadaşlar. Ondan sonra da şurada pişmiş olan etimi de katacağım. Sarımsakla yağla bir güzel kavurma olacak. Şöyle kişnişlerimizle sarımsağımız güzelce kavruldu. Şöyle. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kişnişli kavurma. Çok lezzetli oluyor. İsteyen ot yesin dedim bugün. İsteyen et yesin. Hem etin yanında da otun olması iyi olur. Biraz hafifletir etin ağırlığını. Şöyle kavrulsun. Otumuzu da göstereyim. Otumuz da şöyle arkadaşlar. Ocağın üstüne getirdim hepsini. Çünkü sobanın kovasını değiştirmemiz lazım. Bu da iyice kavruldu bakın. Bir de yumurtalı yapayım bunu. Olur. Buna da bir yumurta kırarız arkadaşlar. Şöyle. Bu da oldu. Şöyle arkadaşlar Efe'ye sordum. Efe yumurtalı istedi. Çünkü çayın yanında yiyeceğiz. Eğer yemek yanında yeseydik sarımsaklı yoğurtlu yapardık. Şöyle hepsine bir geçsin yumurta. Şey yapmayacağım yani. Sadece üstünde bırakmayacağım. Şöyle altını da açayım. Çok güzel, harika bir kavurmamız oldu arkadaşlar. Şöyle.
size bugün Ege usulü ot kavurması yaptım, yumurtalı. Çok da güzel oldu. Şöyle arkadaşlar. Şöyle otlu yumurtamız, yumurtalı otumuz oldu. Altını kapatalım arkadaşlar. Kavurmamız da bu şekilde oldu. Çok da öyle kuru kuru yapmadım. Şöyle hafif sulu bıraktım. Çünkü zaten ben bunu gün içinde lokum gibi pişirdim. Bu da kişnişli kavurmamız arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.